Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temim bil hayr. Kala Allahu tebareke ve teala fi muhkemil kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kella bel tuhibbune l'acileh ve tezerune l'akhirah. Sadakallahu l'azim ve netaka rasuluhun nebiyyül habibül kerimül emin. والعاقبة للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri emsalsiz bir şekilde yaratan, bizlere hidayet olarak kitabı vahyeden, vahyi idrak edebilecek aklı veren ve bizlerin hayatlarımızı devam ettirebilmemiz için sayısız nimetler bahşeden kainatın hakimi, tek ve yegane ilah, Rab, ibadet ve itaat edilmeye layık olan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu Peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına bugüne kadar yaşamış, bugün yaşayan, bugünden de kıyamete kadar yaşayacak olan, gayesi Allah'ın rızası, önderi Resulullah, rehberi Kur'an-ı Kerim olan, bütün Müslüman, muvahhid, mücahid, muttaki ve mücahide kulların üzerine salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. İnşallah bu hafta ahiret konusu üzerinde durmayı düşünüyoruz. Ahiret aslında son olan manasında kullanılır. Lügatta ilkin zıddı olarak gündeme geliyor. İlkten sonra ne gelir? Son gelir. Bunun daha iyi anlaşılması için İslami istilahi manalarına da değineceğiz tabii ki. Yalnız İslam'daki mana şudur ki dünya hayatından sonraki hayattır. Dünya hayatından sonraki hayat biz ahiret hayatı diyoruz. Ahiret kelimesi o kadar önemlidir ki çünkü imanın esaslarından bir tanesini oluşturmaktadır. İmanın şartlarını şöyle bir sayacak olursak. 1- Allah'a iman. 2- Meleklerine iman. 3- Peygamberlerine iman. 4- Kitaplarına iman. 5- Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, yani kaza ve kadere iman. 6- ise dünyaya iman. Olmadı değil mi? Bir yanlışlık var. 6.'sı ahirete iman olarak biz biliyoruz. Ama maalesef işte bu kavramı işlememin sebebini anlatmaya çalışıyorum şu an. Ahirete iman, imani esaslarımızdan biri olmakla beraber sanki o esaslar kalkmış, ya 5 tane iman esası koyulmuş ya da 6 tane koyulup 6.'sı değiştirilmiş gibi bir düzen yaşıyoruz. Böyle bir hayatımız var, böyle bir anlayışımız var, böyle bir şuurumuz var. Yaşantımıza baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görmekteyiz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de meseleyi bizlere çok açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Önce ahiretin ne olduğunu biraz daha açıp daha sonra ayetlere gireceğiz. Kişi misak aleminde bir insan misak alemiyle hayata başlar. Daha sonra dünya hayatına gelir, bu devam etmesidir. Daha sonra ahiret alemi ile son bulacaktır. Ahiret alemi ise ebedi olandır. Ya ebedi mükafat ya ebedi azaptır. İşte dünya hayatı da ebedi azabı mı, ebedi mükafatı mı tercih edeceğiz, onun için konulduğumuz yerdir. Dünya hayatının geçici ve aldatıcı, ahiretin ise ebedi olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet zikredilmiştir. Bunu herhangi bir profesörden, herhangi bir ilim adamından, herhangi bir bilim adamından dinleyip de
çok net bir şekilde emin olduğumuz meselelerden çok daha farklı bakmak zorundayız bu meseleye. Çünkü Allah Azze ve Celle dünyayı da bize tanıtmış, ahireti de tanıtmış. Asıl olan yeri de tanıtmış. Ne için çalışmamız gerektiğini de emretmiş, göstermiş, öğretmiş. Yalnız insanoğlu Allah Azze ve Celle'nin kitabından yüz çevirince, Allah'ın kitabına göre hareket etmeyince, nerede daha fazla kalacağını şaşırmış, nerede daha fazla kalmak için mücadele etmesi gerektiğini iyi anlamamış. O yüzden ahiret yerine dünyaya bütün çabalarını sarf etmeye başlamış. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayetlerde Allah Azze ve Celle münafıkların, kafirlerin, müşriklerin ve ehli kitabın ahirete bakış açısını zikretmiştir. Biz şu an ilk olarak ehli kitabın ahirete bakış açısını gündeme getireceğiz. Niye ilk ehli kitap? Çünkü bizler bir kitaba inanmakla ehli kitaba benzer bir yönümüz var. Ehli kitabın inancıyla bizim inancımız arasında büyük benzerlikler var. Kesinlikle aynı değil. Benzer yönler nedir? Onlar da Allah'a inanıyorlar. Onlar da peygambere inanıyorlar. Onlar da kitaba inanıyorlar. Onlar da ahiret gününün var olduğuna inanıyorlar. Müşrikler öyle değil. Müşriklerin bir zümresi ahirete de inanmıyor. Ahirete inanmayan müşriklerle ahirete iman etmiş ehli kitabın hayatlarına bir bakmak gerekiyor. Allah Azze ve Celle ehli kitabı Bakara suresinin 96. ayet-i kerimesinde yeriyor. Ahirete iman ettiğini söylemelerine rağmen, böyle bir inanca sahip olmalarına rağmen müşriklerden daha fazla dünyaya bağlı olmalarını kınıyor ve onları uyarıyor. Peki bu ayetleri Allah Azze ve Celle kime gönderiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ona tabi olanlara. Kur'an kıyamete kadar cihan şumul değil mi? Ehli kitap böyle bir durumu dolayısıyla eğer Allah tarafından kınanıyorsa, kim ehli kitap gibi dünyayı öne alırsa onlar da aynı şekilde kınanmışlardır. Orada ehli kitap yazması, Yahudi, Hristiyan yazması bir şey değiştirmez. Bu noktada o ameli işleyen herkes o sınıfa dahildir. Firavundan bahsederken Firavun isminin illa Firavun olmasına gerek yok. Onun amelini işlemek onunla aynı duruma düşmektir. Ve Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor. Mealen okuyorum. Bakara 96. Elbette onları insanların hayata en hırslı, en düşkün olanları olarak bulacaksın. Hatta diyor müşriklerden bile daha düşkün bulacaksın. Kimi? Ehli kitabı. Ehli kitabın dünyaya olan bağlılığı, hırsı müşriklerden bile daha çok bulacaksın diyor. Onların her biri 1000 sene ömür sürmeyi arzular. Oysa uzun yaşamak kendisini azaptan kurtarıp uzaklaştıracak değildir. Allah onların neler yaptığını görüp duruyor. Ayet-i kerimenin iyi anlaşılması lazım. Müşriklerin ahirete imanı yoktur. Alimler, tefsir alimler bu ayetin tefsirinde özellikle diyor ki buradaki müşrikler ahirete inancı olmayan müşrikler. Allah onlara örnek veriyor. Ehli kitap bir kitaba inandığını söylüyor. Ahiret gününe inandığını söylüyor. Oysa ki müşriklerden dünyaya daha fazla bağlı oluyor. Senin inandığın kitap sende hiçbir şeyi değiştirmiyor mu? Senin inandığın kitap senin hayatına hiç yön vermiyor mu? Evet, ahirete iman kişiyi harekete geçirecek bir imandır. Ahirete iman ettiğini söyleyen bir kişinin hayatında kesinlikle değişiklik olmak zorundadır. Evlenmek için hazırlık yapmaya başlayan bir kişi aylar öncesinde, hatta yıllar öncesinde belki hazırlık yapıyor.
niye evlenecek? Para yığıyor. Ve evleneceği kişiyi arıyor. Ahirete iman ettiğini söyleyen bir kişi ahirette öldükten sonraki hayat için neden bir hazırlık yapmıyor? Evleneceğine inanan bir kişi bunun için hazırlık yapıyor ki evleneceği kesin değil. Ölüm var. Kendisi ölmese de evleneceği kız nişanlıyken ölebilir. Bütün bunlara rağmen hazırlıklarını hiçbir şekilde ara vermeden devam ettiriyor. Oysa ki ahirete iman ettiğini söyleyen bir kişi maalesef bu konuda sanki dünyaya iman etmiş bir kişi gibi yaşıyor. Böyle bir imanı da Allah Azze ve Celle yeriyor. Evet, ahiret kavramı iyi anlaşılmayan bir kavram. Çünkü ahiret deyince aklımıza ahir olan hayat gelmiyor. Ahiret deyince aklımıza ki Bakara suresinin 96'nın öncesini okuyun. Ehli kitabın dünyaya olan bağlılıklarını biraz daha net görelim. Ondan sonra kendimizi bir kıyaslayalım. Ahirete iman, Muhammed Kutub'un deyimiyle Allah'ı razı etmek için dünyada tenezzül etmediği her şeyin ahirette onun için sonsuz bir nimete dönüşeceğine imandır. Ahirete iman, Allah'ı razı etmek için dünyada tenezzül etmediği her şeyin onun için ahirette ebedileşeceğine inanmaktır diyor. Dünya hayatında neye meylediyorsan, onu eğer dünya hayatında Allah'ın sana belirlediği çizgilerle, sınırlarla istifade edersen, ahirette sonsuz bir şekilde ondan istifade etmeyi de hak edersin. Ama sadece onu dünyaya yönelik, Allah'ın rızasını dışarı atıp, haşa, Allah'ın kitabını kenara koyup, Resul'ün sünnetini kenara bırakıp, sadece dünyaya endeksli yaşarsak işte bu kaybediş yönüdür. Evet, bu noktada Tevbe suresinin 24. ayet-i kerimesi de meseleyi daha da netleştirmektedir. Babalarınız, evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, çok sevdiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve çok sevdiğiniz meskenler, Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten, mücadele etmekten eğer sizi alıkoyuyorsa Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar grubunu hidayete erdirmez. Bu 8 madde seni Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmaktan, onun dini adına mücadele etmekten alıkoymaması gerekiyor. Peki bu 8 madde bizim olmazsa olmazımız. Bunlar olmadan yaşayamayız. Bunlar olmadan hayatın tadı olmaz. Seyyid Kutub Rahimahullah bu ayeti tefsir ederken diyor ki bu 8 madde Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın verdiği bir nimet olarak görülerek istifade edilmesi gerekiyor. Bununla alakalı kısa bir örnek verip hemen geçiyoruz inşallah. Çocuk babasıyla beraber yolda yürürken diyor ki babacığım nereye gidiyoruz? Babası da namaza gidiyor. Diyor ki oğlum sevgilimin yanına gidiyoruz. Diyor babacığım senin sevgilin annem değil mi? O bana sevgilimin hediyesidir diyor oğlum. Yani verilen bütün nimetler, babalar, evlatlar, kardeşler, eşler ve aşiret, mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve meskenler, bunların hepsi Allah'ın verdiği birer nimettir. Bu nimetleri eğer Allah Azze ve Celle'yi razı etme, Allah'ın rızasını kazanma noktasında kullanırsak bunlar bizim için büyük bir nimet, hem dünyada hem de ahirette istifade ettiğimiz güzellikler olacaktır. Ama eğer bunlar bizi ahiretimiz için yapmamız gereken amellerden, ahiretimiz için göstermemiz gereken gayret, çabadan, mücadeleden bizleri alıkoyarsa işte o zaman bunlar bize birer musibete dönüşüyor. Bunlar o zaman musibet oluyor. O yüzden bu musibetleri nimetlere dönüştürme günüdür. Allah Azze ve Celle inşallah nimetlerinden layıkıyla istifade etmeyi ve onları
musibetten nimete dönüştürebilmeyi bizlere nasip etsin. Evet, ehli kitabın ahirete bakış açısı, dünyaya bakış açısını söyledik. Dünyaya ne kadar düşkün olduklarını, hatta ahirete inanmayanlardan bile daha düşkün olduğunu gündeme getirdik. Allah'ın da böyle bir imanı kınadığını, yerdiğini, kabul etmediğini dillendirdik. Peki bu noktada sahabenin imanı nasıldı? Nasıldı? Sahabenin imanına bakalım. Ahiret deyince sahabe ahireti nasıl anlıyordu? Sahabenin ahirete bakış açısı neydi? Ahirete sahabe asıl yurt olarak bakıyordu. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Dünya hayatı ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Keşke bilselerdi. Bu kısacık dünyaya aldanıp ahiretlerini heder etmezlerdi. Keşke bilselerdi ahiretleri için dünyalarını ahiretleri dolayısıyla yakmazlardı. Evet, ahiret için iyi bir çalışma, iyi bir mücadele, iyi bir çaba göstermesi gerektiğinden bahsediyorum. Sahabeden Abdullah İbni Mesud. İnşallah bugün bize ahirete iman nasıl olur onu öğretsin. Biz de ondan dinleyelim. Onların hayata bakış açısını, dünyaya bakış açısını bir görelim. Aynı Allah'a, aynı kitaba, aynı peygambere inandığımızı iddia etmekle beraber onların ahirete bakış açılarıyla bizim ahirete bakış açımız arasındaki farkı bir görmeye çalışalım. Evet, Abdullah İbni Mesud ölümüne sebep olan hastalığa yakalanmıştı. Devrin halifesi Hazreti Osman radıyallahu anh onu ziyarete gidiyor. Diyor ki, ey Abdullah, şikayetin nedendir diyor. Nereden şikayet ediyorsun? Neren ağrıyor? Diyor, şikayetim günahlarımdan. Diyor, sana doktor çağırmamı ister misin? Diyor, beni hasta eden zaten doktordur. Diyor, sana bu noktada nafaka bırakalım. Diyor, benim buna ihtiyacım yoktur. Hazreti Osman diyor, senin ihtiyacın olmasa da senden sonra çocukların bundan faydalanır. Diyor, ben onlara Vakıa suresini bıraktım. Bilmez misin diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evinde Vakıa suresi okunan ev darlık görmez. Şimdi bu meselenin biraz daha anlaşılması için bir örnek verelim. Olayı burada bırakmayacağız. Evinde Vakıa suresi okunan mekan darlık görmez diyor. İçinde Vakıa suresi okunan ev darlık görmez. Bu darlık görmemeyi iyi anlamak lazım. Ahirete imanın tecellisi burada gündeme gelecek. Şöyle düşünün. Büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Zorluklardan geçiyorsunuz. İmtihanlar aşıyorsunuz. Ve böyle bir durumda maddi noktada büyük bir sıkıntı yaşarken kapınız çalınıyor. Hatta akşam eve gidiyorsun, evdeki hanımın sana soruyor, yiyecek bir şeyler getirmedin mi? Hayır, yok diyorsun. Bugün de iş bulamadım, bugün de borç alamadım, bugün de eve erzak getiremedim. Ve o günlerden bir gün ev kapı çalınıyor ve kapıyı çalan bir avukat veya da telefon aranıyor da söyleniyor. Diyor ki, sizin daha önceden tanıdığınız bir amcanız vardı. Bu amcanızdan size miras kaldı ve kalan miras miktarı 2 trilyon. Bu parayı almanız için müracaat etmeniz gerekiyor. Tabii ki bu kişi hemen sevine sevine gidiyor, müracaat ediyor. Diyor ki, şu işlemlerin bitmesi yaklaşık bir ay sürecek. Bir ay sonra para sizin hesabınıza yatacak.
Allah aşkına, şu kişiye bir bakın. Daha dün üzülen, daha dün bu noktada sıkıntılar çeken bir kişinin ve bu haberi aldıktan sonraki haline bir bakalım. Gülmeye başlar. Sevincinden yerinde duramaz. Evine gelir. Hanım müjdedir. Vesaire vesaire. Oysa ki dikkat edersek o kişi bir ay yine aç. Bir ay yine parası yok. Bir ay yine yoksul. Ama bir ay sonrasında gelecek o para onu o bir aylık süreçte mutlu etmeye yetmişti. Vaka suresinin içerisinde Allah Azze ve Cennet'ten bahsediyor. Abdullah İbni Mesud evlatlarına bu eğitimi vermişti. Vaka suresi okunduğunda cennetin yani ahiretin onlara çok yakın olduğunu da bildirmişti. Ahiretle mümin arasında, cennetle mümin arasında tek engel ölümdür. Onlar cennetle alakalı ayetleri okuyup imanlarında şüphe etmediği müddetçe, imanlarında sabit kaldığı müddetçe ölüm onlar için bir yük değil, bir sorun değil, bir sıkıntı değil. Tam tersi bir mükafattı. Oysa ki Yahudiler bu noktada ölmeyi istemiyorlar. Hatta müşriklerden daha çok, yani 1000 yıldan daha fazla yaşamak istiyorlar. Hatta o müşriklerin bazı amelleri bizlere maalesef sirayet etmiş durumda. Nasıl mı? Kişi bu Taberi'nin tefsirinde okursak görürüz, orada da bu yazıyor. Diyor ki kişi hapşırdığında, aksırdığında elhamdülillah der. Müminin mümin üzerindeki 5 haktan birisi de onun bu sözüne karşılık yerhamükallah demesidir. Yani kişi hapşurduğunda elhamdülillah der, Allah'a hamd eder. Allah Azze ve Celle ahireti için ona bir fırsat verdiği için, çünkü hapşurduğunda kişinin kalbi durur ve tekrar sonrasında çalışmaya devam eder. Yani ölmek ve tekrar dirilmek gibi bir şey. Ve kişi bundan dolayı Allah'a hamd eder. Bana bir fırsat daha verdiğin için Allah'ım sana hamd olsun. Günahlarıma tevbe etme. Senin gönderdiğin kitaba sarılma, senin gönderdiğin peygambere tabi olma noktasında bana bir fırsat daha verdiğin için sana hamd olsun Rabbim. Oysa ki Taberi tefsirinde geçen ve maalesef günümüzde de yaygın olan çok yaşa kelimesi, 1000 yıl yaşa kelimesi geçiyor Taberi tefsirinde. 1000 yıl çok yaşamaktır. Günümüzde ise aksıran kişiye, hapşıran kişiye elhamdülillah demesiyle, dememekle beraber karşıdaki kişinin de çok yaşa dediğini çok sık bir şekilde görürüz. Aslında bu vahiy ile beslenmediğimizi de apaçık bir şekilde ortaya koyan bir durumdur. Evet, Allah Azze ve Celle ehli kitabın ahirete ve dünyaya bakış açısını bize gösterdi. Bakara suresi 96. ayette. Abdullah İbni Mesud'un da ahirete bakış açısını gördük. Bir de imanı zayıf olanların ahirete bakış açısına bakalım. İmanı zayıf olanlar, buna münafıklar da girdiğini bazı ulema söylüyor. Tebük seferine geçiyoruz. Tebük seferi çok meşhur bir seferdir. Ne ile meşhurdur? Tebük seferinin meşhurluğuna yönelik 5 özellik vardır. Birincisi, havanın çok sıcak olduğu bir günde olması. Bir dönemde olması. 2. Kıtlığın olduğu bir dönemde olması. 3. Mahsullerin yetişmeye başladığı bir dönemde olması. 4. Mesafenin çok uzun olması. Rumlarla Müslümanlar arasında giderek mesafenin çok uzun olması. 5. ise Rum ordusuyla karşılaşılması. Çünkü Rumlar büyük ve güçlü bir orduydu.
Bir kişinin savaşa gitmemesine sebep olacak 5 tane büyük etki. Ama Allah katında 5 etkenin de hiçbir şekilde mazeret kabul edilmediği bir dönem, bir savaş. Evet, bu savaşın iyi anlaşılması lazım. Tevbe suresi 38. ayet-i kerime. Allah azze ve celle Tevbe suresinin 38. ayetinde mealen buyuruyor ki: "Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda cihada çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Yoksa ahiret hayatına dünya hayatını tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır." Evet, ayet çok tehdit edici bir ayet. Bu 5 engeli aşmazsanız bu noktada helak olursunuz diyor. Bazı zayıf müminleri Allah Azze ve Celle bu konuda uyarmıştı. Dünya hayatının bazı çıkarları, rahatı doğrultusunda eğer Allah'ın emri gereği olan mücadeleyi terk ederlerse, bunu Allah Azze ve Celle ahireti bırakıp dünyayı tercih etmek olarak adlandırıyordu. Subhanallah. Bu 5 meseleyi şöyle bir özetleyelim. Birincisi kıtlık, yokluk dönemi. Yokluk döneminde Allah Azze ve Celle emir ve yasaklarını yerine getirme noktasında bir bahane üretemez. 2. Mahsullerin olgunlaşma dönemi. Böyle bir dönemde de ahirete yönelik amel ve ibadetlerini kesinlikle erteleyip ihmal edemez. 3. Rum ordusu büyük bir orduyla karşılaşmak. Burada da Allah Azze ve Celle'nin seninle beraber olduğu. Eğer müminseniz, eğer iman etmişseniz üstün olan sizsiniz. İnancınla beraber Allah Azze ve Celle'nin inancın gerektirdiği şekilde yaşarsan Allah'ın yardımını seninle beraber olduğunu unutmamaktır. Allah'ın el-mümin sıfatını iyi anlamaktır. Allah'a güvenmektir. Allah'ın seni yarı yolda bırakmayacağına tam manasında inanmak ve teslimiyet göstermektir. Evet, dördüncüsü mesafenin uzaklığı. Günlerce, haftalarca yol yürüyecekler. Ve o sıcağın anında bu yol yürünecek. Allah Azze ve Celle bir başka ayet-i kerimede de buyuruyor ki, sıcak dolayısıyla savaşa gitmek istemeyenler oluyor, münafıklar bunlar. Allah onlara ayet-i kerimede cevabını veriyor. Cehennem ateşi daha sıcaktır. Cehennem ateşi daha sıcaktır. Sen bu sıcaktan dolayı Allah'ın emrini yerine getirmiyorsun ve Allah Azze ve Celle'nin bu noktada seni ahirette büyük nimetlerle karşılayacağını umuyorsun. Allah cennetteki nimetleri sunmuyor. Allah cehennem azabıyla tehdit ediyor. Aslında bize şu an sunulan imtihan ne kadar da hafif bir imtihan olduğunu görüyoruz. Ya böylesine ağır bir imtihanla karşılaşsak ne yapacağız? Allah Azze ve Celle İslam üzere ümmeti Muhammed'in içinde de bizlerin ayaklarını sabit kılsın inşallah. Evet, mesafenin uzaklığı ve aşırı sıcaklar. Aşırı sıcakların bu noktadaki tehlikesini, tehdidini az önce de beyan etmiştik. O yüzden burada bitiriyoruz. Meselenin daha net anlaşılması adına inşallah bu noktada Ebu Hayseme radıyallahu anh'ın Tebük seferinden geri kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca kendisini helakle adlandırması bize aslında Tebük seferine katılmak ve katılmamak, bu kadar etkenin karşısında ahiret için mücadele etmek ve etmemek arasında son noktayı, son sözü söylememize sebep olacaktır inşallah.
Çünkü ayet-i kerimeyi iyi anlamaya çalışalım. Tevbe 38'i. Ne oldu? Yere mi çakılıp kaldınız? Bazı müfessir alime buradaki yere çakılıp kalmaktan kasıt yerin bitirmiş olduğu meyvelerden, bitkilerden ve yerden istifade ettiğiniz bütün nebatattan dolayı eğer Allah'ın rızasını ötelerseniz işte bu zaman Allah Azze ve Celle yere çakılıp kalmakla, ahireti terk etmekle, ahireti bu noktada geriye atmakla tehdit etmiştir ki Allah Azze ve Celle bizlere bu konuda yar ve yardım etsin inşallah. Evet, Ebu Hayseme dedik. Ebu Hayseme Tebük seferinde herkes yola çıkmış, müminlerin diğerleri de peşlerine katılmaya hazırlanıyordu. Ebu Hayseme de bu noktada ben yetişirim düşüncesiyle geride kalanlardan birisiydi. Ebu Hayseme evinin kapısından dışarı çıkıyor ve dışarıda hanımlarının kendisine hazırlamış olduğu içeceklere ve rahat ortama bakıyor. Güneşe bakıyor, hararetli sıcağını tefekkür ediyor. Resulullah'ın ve ashabının şu anda Allah'ın emri gereği mücadele için yola koyulduklarını hatırlıyor. Allah'a, peygambere ve kitabına, ahiret gününe imanın tecellisi olarak şu sözleri mırıldanıyor. Vallahi diyor, şu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu sıcağın altında mücadeleye giderken benim şu rahat ortamda bulunmam, şu rahat içerisinde kalmam Allah'ın adaleti değildir. Vallahi diyor, eğer ben bu noktada burayı tercih edersem helak olurum diyor. Ve neredeyse helak olacağını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Ebu Hayseme radıyallahu anh yola çıkıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişmeye çalışıyor. O an gözcülerden birisi gözetlemeye devam ederken diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bir kişi bize doğru geliyor. Diyor, dua edin Ebu Hayseme olsun yoksa helak olacak. Subhanallah. Dua edin Ebu Hayseme olsun. Niye helak olacak? Ahirete yönelik mücadeleyi bırakıp da dünyanın zevkine ve sefasına daldığı için. Dünyalıkların onu uhrevi yapması gereken mücadeleden alıkoyduğu için. Allah Azze ve Celle dünyaya bakış açımızı düzeltebilmeyi bizlere nasip etsin. Dünyayı geçici bir yurt olarak görebilmeyi, ahireti ise ebedi bir konak olarak görüp ona göre yaşayabilmeyi bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.